Merhabalar, ben Curtis Köfte ve Beyond Curtis'in 43. bölümüne hoş geldiniz ve... Evet, bu iki bölüm arası aslında biraz bayağı bir şey değişti. İlk olarak şuraya birkaç makine daha geldi. Şu ikisini biliyorsunuz, Advanced Mutator'a geçirdim bunu. Ardından Genetic Sampler. Buraya arıyı koyuyoruz ve arıdan şu tarz genler çıkartıyor. Mesela... Flowering Slow, Species, Tür Cultivated, Tür Imperial gibi. Bunları şunda birleştirip buna elde ediyoruz. Genetik şablon diyelim. Ve bunları burada bir arıya atıyoruz. Ve bu sayede şu arkadaşı elde etmiş oluyoruz. Bu hem gündüz hem gece çalışabilen, hem hızlı çalışabilen, uzun yaşamlı vesaire bir arkadaşlıktır. Kendisi yani bayağı güzel bir arı. Ayrıca burada bir adet elektrikliyle çalışan bir scoop'umuz var ve şuradan Ender Queen, Ender Princess'ler. Onları elde ettim. Ve şunları yaptım. Industrial Apiary ve onun birkaç upgrade'i. Ayrıca planladığım başka bir arı daha var. Şu. Nakoda Queen. Bunun yapımı bayağı bir uğraştırıcı ama. Ama bölüm araları yavaş yavaş yapacağız. Peki. Ayrıca şu da söz konusu. Terminating Fabricator. Şunun yapımı için gerekli. Gerekli değil. Assembler'da da yapabiliyorsunuz ancak bu arada şunları kaldırdığımı göreceksiniz çünkü onlara birazdan değineceğim. Hatta şimdi değinelim bu arada. Bunlar misafirler için oksijen takımı. Lop. Ve tabii ki de Night Vision'ı açıyoruz. Ve düşük yer çekimli ortamımız. Voila! Bunların hepsi buraya yerleşti ancak henüz herhangi bir enerji hattı söz konusu değil. Onlar bağlanacak. Ama bir şey dikkatinizi çekerim. Hepsi 512 EU'luk versiyon. Oh yeah. Yapımları aslında daha basitmiş. Cidden öyle bir saçmalık söz konusu. Yapımları cidden çok rahat. Evet, Wiremere. Bütün temel makinelerimiz burada. Şuraya bir adet implosion kompresör. Şuraya da bir adet multismelter gelecek. Şuraya da sanırım bir cam döşeyeceğim. Diğer yandan şuraları tıkadım, buralara bir kapı gelecek ve oksijen seal'ımızı yapacağız. Burası da köprülerimiz. Dışarıdan bir görüntü yakalamak istiyorum, o yüzden flight control oydu. Tabii flight control ve şöyle bir durum söz konusu. Evet. Biraz boyutu abartmış olabilirim. Ama gayet güzel oldu. Tabii bu kaba şekli. Bunlar yuvarlanacak. Şu üstte bir kubbe ve alta. Ve ardından üstüne ve altına uzantılar. Şunlar gibi gelecek. Altına olan uzantı enerji üretimi için. Bu arada şurada da Quantum Chamber'ımız var. Şunu değiştirmeyi unutmuşum. Bakalım gene koptu mu? O chunk loadlanmadığı için sürekli kopup duruyor. Evet. Buralar tamam bu arada. Şu köprüler. Şu da Builder's Guide'ımız. Yani şöyle bir iz bırakıyor kendisi ve o iz üzerinden inşaat ediyoruz. Ama artık buna ihtiyaç yok. Şu an sadece 4 tane blok kullandım. Factory Block, Quarried Stone, Laboratory Block ve Black Granite. Ve ayrıca monoglass tabii ki de. Bu benim workshop alanım olacak. Yani Greg Tech workshop alanı. Flight control'ü kapatalım.
Yani ola, direkt ekmek makineleri burada olacak. Sadece RF makineleri şurada yer alacak. Burası muhtemelen bir arı çalışma alanı olacak. Buraya ise ne yaparım en ufak bir fikrim bile yok. Şu dışarıdaki odalardan bir tanesi bir Tomcraft odası olacak. Bir tanesini belki botanya odası yapabilirim. Diğerlerine düşünüyorum. Diğer modlara bir şeyler yapabiliriz oraya. Ayrıca alta ya da şu orta kısım değişecek. Bu orta kısım sadece bir asansör boşluğu gibi bir şey olacak ve ayrıca değişik şeyler de ekleyebilirim. Quantum Chamber mesela, Quantum Ring orada olacak mesela. Ve şu wireless terminal. En alta belki gene evimdeki gibi beacon döşeyebilirim ki en büyük seviye beacon bu alanı kaplıyordur diye düşünüyorum. Kaplıyordur. En kötü uçlara kaplamıyordur. Bunun yanı sıra başka şu IHL tools'u biraz araştırdım. İlginç şeyler karşıma çıktı. Enerji üretimi için birkaç farklı alternatif deneyeceğim bu arada ve kazara dirseğimle E'ye bastım. Bunu nasıl becerdim bilmiyorum ancak dirseğimle E'ye basmayı başardıysam her şeyi yapabilirim diye inanıyorum. Bir iki tane, belki bir iki tane ufak great fusion reaktör fabrikası kurabilirim. Fusion reaktörün enerjisi için. Bunun yanı sıra Great Tech. Çok az şey ekliyorsun. Factorization. Chisel. Hatta iki tanesini Tomcraft odası yapabilirim. Bu arada unutmadan şu köprüyle benzer bir mantık şu ara köprülerde de olacak. Yani burası komple bir geçiş hattı. Ve duvarlar kapanacak. Biraz yuvarlak olacak o bu köprüler. Şunun gibi. Ve voila. Tabii şuraya da ilginç bir arkadaşımız gelecek. Hatta onu şimdiden bir tanesini yapabilirim. Ama önce ve şuralara bir çeşit yazı eklenecek. Nerede olduğunu çözebilmemiz için portal tabii ki de burada şu an. Terminate. Teşekkürler. FPS bir anda değişti. Evet, bayağı bir değişti hem de. Şimdi sen gel. Seni buraya koyacağım. Ve sen lifespan upgrade, yani çok hızlı bir biçimde ölmelerini istiyorum. Çünkü bunun olayı tamamen bu güzel bir olay bu arada. Bunu kullanacağız. Bunun olayı şu Mutatron'da elde ettiğimiz arıları burada hızlıca çoğaltmak. Hızlıca çoğalsınlar ki bolca drone üretsinler. Bu tamamen damızlık alanımız şu an. Evet, çalışmak için 40 EU kullanacak ancak bir sıkıntımız var. Climate. Burada tam burası normal. Plains. İlginç. Neyse şuradan bir enerji hattımız geçiyor da evet. Bağ bir adet cable var. Kirlir spirimin. Bu arada ciddi anlamda şu şey sinirimi bozduğu için details, particle effect. Particle effectler nerede? Animations. Off. Tamam. Tamam da potion particles'ı kapattık. Bu ömrünü kısaltıyor. Bu gökyüzünü gördüğünü varsaydırtıyor. Bu ise yağmur yağsa bile yağmur yağmadığı şeklinde kandırıyor. Evet. Şunlar daha sonradan bunun yerine sanıyorum territory upgrade neredeydin sen? Bu upgrade'e dönüşecek.
Tabii bunun enerji consumption'ı çok daha fazla ve bundan muhtemelen 8 taneyi koyacağım. Yardıracağım. O yüzden benim bir an önce daha gelişmiş bir enerji üretim sistemi yapmam lazım. Çünkü bu arkadaş hiçbir şekilde yetmemeye başlayacak yakında. Hani şu an tam kıvamında gidiyor. Biraz daha abartısını, biraz daha abartılı bir biçimde kullanabilirim. Şu an normal haliyle bu şekilde çalışıyor. Yani tüm sistemlerim çalıştığında bu %70'lerde falan oluyor bu türbinler. Tüm sistemlerim aynı anda çalıştığında. Bu da madem işlem sistemi artı blast furnace'lar demek oluyor. Ve şurada da bir şeyler yapıyorum. Şu an bu enerjiyi, yani %30 küsürü şu blast furnace ve AI sistemim, zırhım ve ışıklandırmalar sömürüyor tek başına, yiyor tek başına. Şurası hiç yemiyor şu an çünkü çalışmıyorlar. Şu bir RF mi ne tüketiyor? O yüzden bunun hiçbir önemi yok. Şunlar artık eskiden pasifken de çekiyorlardı ancak artık çekmiyorlar. Evet. Şu an sadece o arkadaş. AI sistemim ki AI sistemim de büyük. Bir bakalım networking tool'dan. AI sistemim ne kadar tüketiyor? 18 EU. Pardon bu depoymuş. Evet gördüğünüz gibi 270-300 EU kadar tüketiyor kendisi. Bu alt network. Bu neredeyse hiçbir şey çekmiyor. Hani zaten sadece 200 küsürünü bu sistemi aktif tutmak için kullandığımızı hesaba katarsak bence şu arkadaş şimdi kullanacağı enerji benim için pek değerli olmayacak. Şu an 40. Şunları koyduğumuz takdirde base değerine bakalım. 30. Yani 200 falan çeker. 200-300. Ki hayvan gibi de üretecek. Ki bunu enerji üretmek için kullanacağım. Bu arada oil builder'ı bir süre kullanacağım. Onun için planladığım bir arkadaş var. Eski dostumuz Desolation Tower geri döndü. Tabii ki de üretimi biraz pahalı. Enerji flow circuitler şudur budur. Oh yeah. Evet. Yavaş. Ah, bu neydi? Evet. Doktor katıldı çiçek abbası yani. Ve bana P2P tunnel lazım. Next. 2 adet. Teşekkürler. Ardından şu cable'dan biraz daha lazım. Direkt hepsini çevirelim. Neden olmasın? Rubber problemimiz yok artık. Evet. Bir saniye kafam karıştı bir an. Transformer'lar lazım şimdi. Tabii ki de. HV Transformer. Bir saniye. Stainless Steel. Stainless Steel'lerim bayağı azaldı. Buradan kurtulacağız. Burası. Şu makineler... Burada en fazla lag yapan şey bu arada. Bunlar gidecek. Bunlar karşı tarafta olacak. Buradaki lag oranı bayağı bir azalacak. Şu vacuum freezer bu odaya taşınacak. Şuraya düşünüyorum. Çünkü vacuum freezer'ı otomatik olarak kullanacağız. Belki bir tane daha kopyasını ana alanda tutabilirim. Sırf manuel işler için. 30 yeterli olur. Çünkü bir saniye kaç tane makinemiz var orada ona bir bakayım hemen. Sevgili portal. Evet.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet. 16 tane makinemiz var. Aslında tek Transformer yeter. Ancak ben, biliyorsunuz benim olayımı, biraz stabilci olduğum için 4 Transformer yapacağım. Yani sen 1, 2, 3, 4. Teşekkürler Superman. Pardon, Stiller Spearman. Ardından ve sonra da alüminyum kablomuz var mı? Aluminyum. Şunların hepsini bir alalım. 4 tane alüminyum cable. Evet ve 4 tane high voltage transformer'ımız var. Bir de şu transformer. Evet, tabii ki de iron'larımız yetmiyor. Hooray! Iron plate'lerimiz daha doğrusu. Hadi bir stack daha iron plate yapalım. Hooray! Sen de gel. Ardından buraya gelsin. Ardından sen şu şekilde ayarlan. Benim memorim nerede? Sen geçebilirsin şöyle. Tamam. Memory card. Successfully saved settings. Ardından şuna gelsin. Booyah. Dört. Tamamdır. Sonrasında da gerisini biliyorsunuz. Wrench'im. Ve uzay boşluğunda azıcık bir döşemenin ardından tabii ki de uzaydaysak ve henüz yer çekimimiz adam gibi yoksa flight control en yakın dostumuz. Evet, sırasıyla ya tabii shift biraz sapıtıyor uzayda. Evet, sonrasında da sen ve sen bu arada bir şey söylemeyi unuttuğumu hatırladım. Ring of Far Reach yaptım. Ring of Pride ve Elemental Ingot. Kendisi nedir diye soracak olursanız. Selam. Uzağa yerleştirebiliyorum. Uzayda çok işime yarıyor cidden. Hani ciddi anlamda uzayda uğraşacak ya da büyük projelerde uğraşacak kişiler için kesinlikle tavsiye. Bu arada burası biraz hatalı. Bu bayağı hatalı. O zaman üstten dolaşacak bunlar. Ve benim biraz da silver cable'ım yok. Şuradaki şurayı bir yapalım. Burayı silver cable'lar taşıyacak ve tabii ki de unutmamamız gereken bir şey rubber sheet. Neden? Çünkü bu yüzden. Şu ikisinin birbirinden bağlanmasını kesin katiyen istemiyorum. Bunun anlamı gideceğiz Overworld'e.
internet balansı lagımız sayesinde çok fazla. Evet. Rubber. Burada değil, şuradaydı rubberlar. Bir sen o kadar rubber'ı harcadın mı? Harcamışım. Ne güzel. Hangi ara? Harbi ben rubber'ları harcadım. Evet, ilginç şeyler bunlar tabii. Sen de gel. Gel. Ardından. Nasıl dur? Gerek yok. O kadar uğraşmaya. Neyse ben silver cable'ları bir yapayım. Silver'lar burada. Tamamdır. Gelin. Tabii ki de wire bile bunu atmayacağız. Bu arada benim bir adette bu wire cutter'a ihtiyacım var şu an. Çünkü bir adette crowbar. Yok, crowbar'a ihtiyaç yok. Evet, crowbar'a ihtiyaç yok. Hadi gelelim. Hadi gel bakalım uzay. Bu arada ciddi anlamda flight control uzayda işimizi kolaylaştırıyor. İnanılmaz derecede. Yanlış şeyi kırdık. Evet ve sonrası bildiğimiz gibi. Wrench. Aşağı. Böyle abuk subuk şeylere de sebep olabiliyor ancak o kadar kusur kadı kızında da olur diyoruz ve voilà. Sonrasında da kablo burası komple seal'lanacağı için çok umurumda değil. Burası komple kapanacak. Ardından şuradan bir arkadaş. Sen. Evet. Emmy covered cable. Ve sen şunu yükle. Loaded settings. Evet. Hayır. Loaded settings. Tamam. Tamamdır. Herhangi bir boom olmadığına göre iyi gidiyoruz. Hatta bir test yapalım. Tabii ki de circuitimiz olmadığı için burada test yapamıyoruz. O zaman hadi bir test yapalım. Enerjisi bağlı mı? Evet, bağlı değil. Patlamadı. Tamam. There is no boom yet.
Evet. Ve artık hiçbir boom olmadığına göre... Evet, uzayda shift click azıcık problem çıkartıyor, daha doğrusu flight control yüzünden. Ve şu arkadaşlar şöyle gelsin. Burada yapacağımız önemli birkaç detay var. İlk olarak bana, evet, biraz daha item conduit yapmamız lazım. Evet, pull setting ayarımız yok. O zaman item conduitler için dünyaya gitmemiz gerekecek, ancak basitçe buradaki planı söyleyeyim size. Şu arkadaşlar direkt buna çıkış verecek. Basitçe. Hatta o yüzden hepsi Electrolyzer ve Centrifuge için biraz durum değişik. Onlara fluid de eklenecek ve o fluidleri direkt sileceğim ya. Evet. O zaman hadi dünyaya geri dönelim. Evet. Ve tabii ki de flight control zaten kapalıymış. Chunkload olayı yüzünden bir reboot oldu sanırım sistem. Bu hallederiz ve item conduitler. Senin için neye ihtiyacımız var? Enderpearl ve Iron. Sevgili Enderpearl. Sevgili Iron. Graphite'lar. Graphite'ları bu şekilde pişirdim ve 666 güzel sayıdığınız ama bozulacaksınız. Hani cidden cillop gibi sayı ama olmuyor. Evet. Sonrasında 4 tane pulsating iron şimdilik yeter diye düşünüyorum. Item conduit. Tabii ki de conduit fası. Bu arada Conduit Prop, sen de gel. Sen de çok işe yarayacaksın şimdi. Ve o zaman hadi gelin. Fasat. Evet, fasadımız yok gibi bir şey. 4 tane var. O zaman senin yapım için sen lazım, sen lazımsın. Gravel'ımız kalmadı tabii ki de. Evet. Aşağı inelim. Evet, yer çekimsiz ortamda şunları ayarlayalım. Insert. Insert ve conduit probe. Peki. Tamam, conduit probe. Sen nasıl çalışıyordun?
Tamam. Bunlara uzaktan erişimin bir yolu vardı. Çok net hatırlıyorum. Conduit prop'tu diye hatırlıyorum hatta. Ha, eriştim. Extract. Always active. Ardından. Tamam. Erişeceğim. Ya da fuck it deyip. Tamam. Evet. Bu arkadaşlar baya bir problem çıkartacak. Ring of Fire için nimetlerini burada da kullanalım. O zaman. Aslında dur. Always active. Active. Always active. Always active. Always active. Always active. Always active. Bu arada şunları da şu şekilde yapalım. Şuraya gelelim. Always active. Always active. Always active. Always active. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Sen de. Seni yapmıştık. Evet. Artık kısacası burada bir şey işlediğimiz takdirde mesela alüminyum kablo seni kullanabiliriz. Crafting'lerde. Basic wiring. Evet. Gördüğünüz gibi direkt buraya geçecekler. Ve üstlere de gelecek. Güzel arkadaşlarımız var. Chest buffer gibi. Ya chest buffer koyacağım ya da chest koyacağım. Hangisi olduğuna karar vermedim. Ancak chest koysam açılmaz diye. Düşündüğümden chest buffer koyacağım. Buffer. Aslında Endra'nın item bufferlarını da kullanabilirim. Onlar da makul bir seçenek gibi geliyor ancak Crack'tekinkiler sanki biraz daha hoş olur gibime de gelmiyor değil. Zor soru. Ender mu, Crytek mi? Evet. Ender kullanayım ya. Değişiklik olsun. Hatta Ender'ınkileri şu an yapabilirim sanırsam. Electrical Steel'im varsa. Tabii ki de yok. Evet. Zaten dünyaya gitmem gerekiyordu. Çünkü kanıt lazım. Doğrusu fasat lazım. Basitçe şunları bitirip hemen geliyorum. Ya da direkt bölümü bitirsem mi? Hızlıca bir bitirelim. Evet, 16 tane, 17 tane conduit lazım. Pardon, 18. Sayısal yeteneğimi kaybettim. Neden? Neden? Ardından bir tane sen gel. Geri kalanlarınız şöyle dalın. Ve electrical steel, sen ne istiyorsun? Electrical steel. Coal, silikon ve iron. Bir istek üretelim. Coal dust pardon.
silikon ve iğrim. Önce bunu atalım da yanlış bir işlem yapmasın. Dur. Şu rubberları hatırladığımız iyi oldu çünkü. Ve şu kandilleri de yerleştirelim. Shaka bus left the game. İnternet yine galiba bağlantısı koptu. Ve yapacağımız şey, oh yeah, sexy. Evet, bu sexy bağlantıyı yapmak. Huh. Sonrasında da tam olarak ne kadar kabloya ihtiyacımız var ona bir bakalım. Ve son bir şey daha yapıp, bundan sonra bir şey daha yapıp bölümü bitireceğim. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani. Bir. Evet, sırada şu grup var. Shift maalesef problem çıkartıyor biliyorsunuz. Sen gel. Şöyle. Sen gel. Sen. Ve sen. Voilà. Her şey tamam. Üste de bufferları koyacağız. Yani Jinlop gibi bir workshop'umuz olacak. Bir süre dünya uzay arası yolculuk yapacağım ancak o bir sürenin ardından 28 şimdi iş görür. Item buffer. Tamam 9 tane item buffer. 7 tane item buffer. Evet ve buradan da yönlerini falan ayarlayacağız bunların. Buffer için gayet güzel bir alan aslında. Pull. Evet push. Hepsi burada push olacak. Yani gene bir silver kablo, gene bir, evet, buraya enerji aktarımında bir problem oldu, oluyor. Ah. Ve telefonum çalıyor. O zaman bölümü burada bitirsek güzel oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.